Teröre tepki göstermek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen üniversite öğrencisi İsa Kör yolculuğunu tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Genci Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ve beraberindekiler karşıladı. 21 Ocak Cumartesi günü saat 4.30'da yolculuğuma başladım. Teröre karşı İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen genç yolculuğunu tamamladı. Kilometrelerce yürüdükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. 24 yaşındaki İsa Kör, Ümraniye Üniversitesi'nde öğrenci. Teröre tepki göstermek için sırt çantasını alıp İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. İstanbul'dan sonra bayağı bir sertleşti hava. Yer yer eksi 15 derecelere kadar çıkan hava muhalefeti oldu. Ve aynı zamanda yoğun bir şekilde kar yağışıyla karşılaştım. Bunun takibinde tabii rüzgarla, tipiyle karşılaştım. Şu an bütün yorgundum, geçmiş şekilde. Kör 10 günlük zorlu yürüyüşün ardından Ankara'ya vardı. İlk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Üniversite öğrencisi genci, Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ve beraberindekiler karşıladı. Bu yolculuğun amacı terörü lanetlemekti. Umarım gereken yerlere mesajımız iletilir. Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, İsa Kör'ün tüm gençlere örnek olduğunu söyledi. Kendisi Türkiye'deki bütün gençlere örnek olmuştur bu eylemiyle. Kendisinin bu yolculuğunda göstermiş olduğu üstün gayretinden dolayı hem geçmiş olsun diyorum, şu anda yorulmuş kendisi de. Yorgun bir halde inşallah içeride kendisini ağırlamaya çalışacağız. Kücet ve beraberindekiler İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen İsa Kör'e çiçek ve plaket sundu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezdirdi. Demişler. Şeyden dolayı gitmişler. Üniversite öğrencisi genç 15 Temmuz'da meclisin bombalanan yerlerini gezdi.